masalımızdan sonra bakalım bu masal nedir? Masal dinlemişsinizdir muhtemelen babaannelerinizden, değil mi? Eski babaanneler masal anlatırlardı. Şimdiki babaanneler çok öyle değil. Şimdiki babaanneler babaanne demek de çok mümkün değil şimdiki babaannelere. Maşallah kendileri hayat dolu bir şekilde hayatlarını yaşıyorlar. Böyle daha genç ve daha güzel görünme peşindeler. Saygıyla karşılıyoruz. Hiçbir sözümüz yok. Bir dakika, şurada ne oldu? Bir şeyler oldu. Babaannelere laf ettik, başımıza iş geldi. Şu şeyi bir açmam lazım arkadaşlar. Hemen şunu bir açayım. Chat. Şuraya şunu da bir alayım kenara da. Evet. Şimdi masal nedir arkadaşlar? Masal şudur. Böyle uzun kış gecelerini terennüm ettiren, hayal dünyasından bir takım esintiler sunan, bir varmış bir yokmuşla başlayıp bizi hayal alemine çekip daha sonra da gerçek dünyada yaşanabilecek bir takım olayların da içine sürükleyen ve halk anlatmalarının da en eskisi diyebileceğimiz tür masaldır. Masallar genel itibariyle belki en önemli özelliğinin şu olduğunu söylemek lazım. Daha çok çocuklar için anlatılır ve çocuk eğitiminde kullanılır. Masallar çocuk eğitiminde kullanılır. Çünkü masallarda evrensel değerler öğütlenir. Çünkü masallar milli değil, evrenseldir ve genel etik değerlerden söz eder. Zıtlıklar üzerine kurulur, iyiler ve kötüler vardır ve her zaman iyiler kazanır. İyiler kazanınca da bu çocuğun bilinçaltına böyle bir mesaj yollamış olursunuz ve çocuk eğitiminde de bu bağlamda kullanmış olursunuz. Masal genel itibariyle budur ve milletlerin de bir aynasıdır. Kültürün, toplumun, her şeyin bir şekliyle aynası özelliğini görür. Masal kelimesi arkadaşlar, masal kelimesi şuradan hemen slaytıma da geçeyim. Arapçadır. Arapça bir kelimedir. Mesel diye geçer Arapçada. Bizde farklı isimlerle anılıyor. Bizde farklı isimlerle anılıyor. Kıssa deniyor. 19. yüzyılın başına kadar aslında bu şeyler ayrılmıyor. Anlatmalık türlere ortak isimler veriliyor. Daha sonra bu ortak isimler kendi içerisinde ayrılmaya başlıyor. Kıssa, dastan, hikaye. Bakın hikayeye de deniyor aynı şey. Bunun dışında ertegi deniyor. Bakın nerede deniyor? Hazar'ın doğusunda. Ertegi, işte efsane içinde kullanmıştık. Nağıl, yine hikaye içinde kullanmıştık. Değil mi? Nağıl kelimesini masal içinde kullanıyoruz. Balkanlarda mesel, masal, hekat, hikaye. Bakın bunları yine hikaye için, hikaye türü içinde kullanmıştık. Bu isimler Türk dünyasında ortak isim olarak kullanılıyor. Arapça meselden gelir, Türk dünyası farklı isimler verir. Hatta bunun dışında mesela hallap. Hallap ismi de verilir. Hallap, çuvallama anlamına gelir. Ozanlama denir. Hallap mesela. Bakın bunu da duyarsınız. Çuvallama. Bunun diğer adı çuvallama. Bir de ozanlama da denir. Ozanlama. İsmi de verilir. Bu Ziya Gökalp'in bir değerlendirmesi vardır değil mi? Hani ozanlık geleneği masalla, kadınlarda masalla devam etmiştir der. Ozanlık geleneği. Hatta nedir? Masal anası, masal nenesi der. Hikaye anlatımı, destan anlatımı babadan oğula geçer. Masal anlatımı anadan kıza geçer şeklinde bir değerlendirmesi de vardır Ziya Gökalp'in. Bunu da bileceğiz. Peki, geçiyorum. Şimdi masalların şekil özelliklerine. Şimdi masallar arkadaşlar temelde şu üç bölüme ayırıyoruz. Üç bölüme ayırıyoruz. Birinci bölüm, onu bir söyleyeyim ben. Döşeme bölümü, ikinci bölüm olay bölümü ve üçüncü bölümde dilek bölümüdür. Değil mi? Bunu bir unutmayalım. Sonra şekil ve içerik özelliklerine bakarız. Döşeme, olay ve dilek. Döşeme dediğimiz, şunu bir kapatayım ben. Arkadaşlar, döşeme dediğimiz bölüm tekerleme bölüm aslında. Bir varmış bir yokmuştu diye başlayan bölüme biz döşeme. Değil mi? Bununla başlıyoruz. Tekerlemeler söylüyoruz. Formeller kullanıyoruz. Giriş formelleri. Az gittim, uz gittim, dere tepe, düz gittim. Gerçi bu geçiş formeli olarak kullanılabilir. Bir varmış bir yokmuş diye başlar. Sonra ana olay anlatılır.
Sonra ana olayı anlatılır. Ve arkasından da işte iyiydi onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diyerek iyi bir dilekle sonlandırılır. Şimdi masallar arkadaşlar destanlar kadar, halk hikayeleri kadar uzun metinler değillerdir. Bunların en uzunu destandır. Sonra halk hikayeleri gelir. Daha sonra işte fıkralar var, masallar var, değil mi? Bunlar gelir. İşte fıkra en kısasıdır belki. Masal ondan biraz daha uzundur. Genellikle çok az vardır. Hani böyle çok uzun, belki bir gecede bitmeyen, ikinci geceye taşan az sayıda masal olduğu söylenebilir. Çok motifli asıl masallar da karşımıza çıkabilir. Ama mesela halk hikayelerinde öyle değildi, değil mi? Yatış yeri denen bir yer vardı. Masal o gece, şey, hikaye o gece bitmeyince ertesi gece devam ediliyordu filan. Bu bağlamda diyebiliriz ki halk hikayeleri ve destanlar kadar uzun olmayan türlerdir. Genellikle nesir şeklindedir. Unutmayın. Masallarda çok az manzum kısımlar bulunur. Çok az manzum kısımlar bulunur. O tekerleme kısımları manzum olabilir. Ya da anlatıcı araya koşma, mani filan ekleyebilir. Bakın burada şeye dikkat edin yalnız. Masalların içerisinde bulunan manzum kısımlar masala dahildir. Masala dahildir. Ama bunun dışında isterse anlatıcı araya koşma, mani ekleyebilir. Mesela halk hikayelerinde masala dahil değildi, değil mi? Masala anlatıcı ekliyordu döşeme bölümünde kendinden manzum kısımları ekliyordu. Yine masalın ilerleyen kısmı, hikayenin ilerleyen bölümlerinde aşıklar eğer karşılıklı konuşuyorlarsa o da yine hikayeye dahil manzum parçalar vardı. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Genelde nesirdir, tamam. Nazım nesir karışık olanlar da vardır az da olsa, tamam. Ama bunun yanında nazıma çekilen veya manzum yazılan masallar. İşte Ziya Gökalp bunu yapmıştır, değil mi? Ziya Gökalp Alageyik'te Türk masalları ne yapmıştır? Küçüktüm, ufacıktım, top oynadım, acıktım diye başlayan, değil mi? O manzum şekle dönüştürmüştür. Bunu unutmayalım. İşte yine Behçet Necatigil'in Üç Turunçlar masalını, çok dünyada da bilinen bir masaldır, manzum olarak ifade etmiştir. Ve formeller çok önemlidir arkadaşlar. Masallarda asla unutulmaması gereken formeller, değil mi? Formel yapılar, kalıp sözler, tekerlemeler dediğimiz bunlar önemlidir. Bunlara dikkat edeceğiz. Giriş formelleri vardır. Bağlayış formelleri vardır. Sonuç formelleri, geçiş formelleri falan vardır. Formel sözler, kalıp sözler çokça yaygındır arkadaşlar. Bunu da unutmayacağız. Bir dakika şu kalemim. Kalemim çalışıyor mu benim? Kalemim niye çalışmıyor bu arada? Bir saniye arkadaşlar, benim kalemim niye çalışmıyor? Allah Allah. Arkadaşlar hemen şu tamam çalıştı. Evet. Formelleri unutmayacağız dedik. Bakın şu bilgi önemlidir arkadaşlar. Masal tekerlemeleriyle ilgili, tekerlemelerle ilgili ilk tasnif Borat Hoca'ya aittir. Unutmayın, tamam mı? Tekerlemelerle ilgili ilk tasnif. Hani nerede nasıl kullanılır, ne tür tekerlemeler vardır? Bunun çalışmasını yapmıştır. Borat Hoca işte kısa giriş sözleri diye sınıflandırmış. Bunlara örnekler vermiş. Sonra giriş tekerlemesi biçimindeki kısa maceralar şeklinde bir sınıflama yapmış. Tekerleme biçiminde masallar demiş. Evet, baştan sona tekerleme biçiminde olan masallar da vardır. Bunu söylemiş. Bir de ara ve bitiş formelleri diye dört ayrı kalıba, dört ayrı maddeye ayırmıştır. Bunu yapan ilk kişi tekerlemelerle ilgili ilk sınıflama kime aittir? Pertev Naili Boratav'a aittir. Unutmayacağız arkadaşlar. Peki, devam ediyorum. Başka ne deriz masallarla ilgili? Masalın dili. Yani dili nasıldır hocam? Ağır mıdır, sade midir, falandır, filan mıdır? Masalın dili anlatıcının dilidir arkadaşlar. O yöreye göre, o ağız özelliklerine göre değişebilir. Zaten okursanız böyle masal örneklerinden o yörenin diliyle konuşan anlatıcıların anlattığı gibi yazıya geçirildiğini, kaydedildiğini zaten görürsünüz. Sonra diğer türlerde rastlanabilir. Dualar, fıkralar, efsaneler, manzum kısımlar ne yapılabilir?
masallara eklenmiş olabilir. Tip olayına birazdan geleceğiz. Genel anlamda arkadaşlar tip demek her masal bir tiptir. Tamam? Her masal çünkü tip nasıl tanımlıyoruz? Gelenekte yaşayabilme özelliği taşıyan, varlığını sürdüren en küçük masallara biz ne diyoruz? Tip diyoruz. Masal, masal tipi diyoruz. Bazen bazı masallar tek tipten oluşur. Bazı masallar birçok tipin bir araya gelmesinden oluşabilir. Genellikle asıl halk masalları birden çok tipten oluşur. İşte halk masalları bunlar tek tipten oluşur. Hayvan masalları bunlar tek tipten oluşur. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Bir saniye. Şuradayız değil mi? İçerik özelliklerine baktığımız zaman ne görüyoruz masallarla ilgili? Ne görüyoruz? Şunları görüyoruz arkadaşlar. Olağanüstülük. Masalların ana kurgusu zaten olağanüstü olaylar üzerine kurulmuş. Tayyi zaman, tayyi mekan. Bunları halk hikayelerinde görmüştük. Değil mi? Zamanlar arası geçiş, mekanlar arası geçiş. Belki işte anlatıcı zorlukları, kahramanın zorluklarını bu şekilde aşma yolunda gidiyor. Tayyi zaman, tayyi mekan sıkça karşımıza çıkar. Halk hikayelerinde de çıkar. Özellikle halk hikayelerinden hangisinde özellikle tayyi mekan, tayyi zaman vardı hatırlıyor musunuz? Halk hikayeler içerisinde birisinde çok yoğun olarak tayyi mekan, tayyi zaman kullanılıyordu. Neydi? Hatırlayanınız var mı? Tahir ile Zühre'deydi arkadaşlar. Değil mi? Mardin'den Tahir haberini alıyordu. Hemen Zühre'nin yanına varıyordu filan. Sürgün edilmişti. Tayyi mekan, tayyi zaman özellikle Tahir ile Zühre'de sıkça karşımıza çıkıyordu. Şekil değiştirme yine böyle bir olağanüstü. Su içer, şekil değiştirir. Değil mi? Farklı eşyalarda olur bu, hayvanlarda olur, kişilerde olur. Herhangi bir unsur masal içerisinde farklı bir şekle bürünebilir. Öldükten sonra dirilme özelliği yine aynı şekilde masallarda olağanüstü özellikler bunlar. Halk hekimliğine yararlanarak tedavi edilme özelliği yine ağaç yaprağından aslan sütüyle. Bunlar masallarda karşımıza çıkan olağanüstü özelliklerdir. Sonra kahramanlar, bakın kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. İnsan olan kahramanlar halktan kişilerden de bahsedilir. Az önce çobandan bahsettik. Ama bunun dışında dev de vardır. Tek gözlü dev de vardır. Yani gerçeklik de vardır ama olağanüstülük daha yoğundur. Kahramanların adları söylenmez, isimleri bilinmez. Bazı nitelikleri bilinebilir, nitelikleri verilebilir. İsimler kullanılmaz. İşte çoban denir, vezir denir, vezirin karısı denir, padişahın küçük oğlu denir. Değil mi? Bu tarz ifadeler kullanılır. Bazen de niteliğiyle beraber az da olsa isimleri geçen kahramanlar vardır arkadaşlar. Sonra ne var? Hayvan kahramanlarımız var. Yine hayvan kahramanlarımızda iki grupta değerlendirebiliriz bunu. Gerçek hayvanlar var. Gerçek hayvanlar. Bunlar sembolik özellikleriyle karşımıza çıkarlar. Gerçek hayvanlar özellikle hayvan masallarında değil mi? Fabllarda karşımıza çıkarlar. İşte tilki kurnazlığı, ayı ahmaklığı, kurt gücü, hürriyeti, özgürlüğü, kaplumbağa azmi temsil eder. Gerçek hayvanlar özellikle bu sembolik özellikleriyle ortaya çıkarlar. Yılan ile tilki hikayesi vardır mesela. Orada yılan bir insanoğlu, masalı hikaye diyorum. İnsanoğlu yolda yürürken bir kutu görüyor. Kutuyu açıyor. Kutunun içinde bir yılan. Yılan başını çıkarıyor. Sen benim niye kutumu açtın, neyi merak ettin diye insanoğlunun boğazına sarılıyor. Şimdi seni öldüreceğim diyor. İnsanoğlu diyor ki ben ne bileyim kutunun içinde ne var, merak ettim açtım diyor. Bilseydim yapar mıydım diyor. Seni öldüreceğim diyor. İnsanoğlu yapma, öldürme diyor. Soralım, karşımıza çıkan 3 kişiye soralım. Eğer onlar da öldür derlerse beni öldür diyor. Burada masal kafanızda böyle yer etsin diye anlatıyorum, örnek veriyorum. Tamam diyorlar. İşte karşılarına önce bir tavşan öküz çıkıyor. Evet, önce öküz çıkıyor. Öküz
Bak hemen hayvan olarak, öküz ne olarak çıkıyor? İşte ahmaklık ve de işte sırtından geçinilme özelliği sembolü olarak çıkıyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var diyor. Ne yapayım? Öldür diyor. Yılan kardeş diyor. Onlar beni diyor mahvettiler diyor. Sırtıma yüklediler. Yük yetmezmiş gibi işte kamçıladılar falan. Öldür diyor. İkinci olarak şeyle karşılaşıyorlar. Irmakla karşılaşıyorlar. Bak ırmak. Irmak. Kişileştirme sanatları var. Irmakla karşılaşılıyor. Irmağa soruyorlar. Irmağa diyor ki hani o durumu anlatıyor. Ne yapayım öldüreyim mi diyor. Irmak diyor ki öldür diyor. Onlar diyor benden içerler. İşte abdest alırlar. Şunu yaparlar, bu yönü yaparlar. Sonra da dönüp yüzüme tükürüp giderler. Öldür diyor. Ondan sonra en son tilkiyle karşılaşıyorlar. Tilki diyor ki, tilkiye soruyor insanoğlu. Böyle böyle bir durum var, ne yapalım diyor. Tilki diyor ki, dur diyor ya, sorunu çözelim diyor. Sorunu çözelim diyor. Sen diyor, olay nasıl oldu bana bir anlatın diyor. Olay böyle böyle oldu, böyle olmaz diyor. Bana anlatın diyor olayı. Ben diyor bu kutunun içindeydim falan. Gir bakalım bu şu kutunun içine diyor. Bir bakalım nasıl duruyordun sen orada. Ben bu kutunun içindeydim işte falan filan. Kutunun içine sokuyor. Kutuyu da kapatıyor. Yılanı orada alt ediyor. Ve insanoğlunu kurtarmış oluyor. İnsanoğluna ne diyor? İnsanoğluna diyor ki tamam diyor seni kurtardım yılandan diyor. Seni yılandan kurtardım ama diyor bunun karşılığında diyor senden bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceksin? Artık beni avlama diyor. Tamam diyor. İnsanoğlu öylesine bir söz veriyor. Öylesine bir söz veriyor. Tamam diyor. Ama insanoğlu sözünde duruyor mu? Hayır. Sonra tilkiyi görüyor. Acaba bu tilki o tilki midir diye düşünüyor ediyor. Düşünürken silahı çekiyor ve tilkiyi vuruyor. Tilkiyi vuruyor. Bir gidip bakayım o muydu diye bakıyor ki oymuş. Sonra hemen hayvan masallarında arkadaşlar mutlaka ders o fabllarda sonunda verilir. Sonunda mutlaka söylenir. Ne diyor hemen sonunda? İnsanoğluna hiçbir zaman güven olmaz. Bak burada ne gördük? İşte fabulların sonunda halk masallarıdır bunlar. Hayvan masallarıdır. Ders verilir. İşte olağanüstü özellikler görülür. Kişileştirmeler görülür. Hayvanlar sembolik özellikleriyle karşımıza çıkar. Tamam. Geçtik. Bunun dışında at, kedi, köpek, kuş, balık, karınca gibi hayvanlar da olağanüstü özellikler gösterir. Karşımıza çıkan her şey olağanüstü özelliğe sahip olabilir. Hayvan görünümüne giren diğer varlıklar var. Periler var mesela. Yine bunlar da olağanüstü özelliklere sahiplerdir arkadaşlar. İnsan kılığına girerler bazen. Büyücü olurlar falanlar filanlar. Gibi 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 birçok olağanüstü özellik taşıyabilirler. Geçiyorum. Hayvanlar. Sonra ne var? Olağanüstü kahramanlar var. İnsanlar var. Hayvanlar var kahraman olarak. Olağanüstü kahramanlar var. Devler var. Devler. Tek gözlü. Değil mi? Devler. Keloğlan masallarından filan biliyorsunuz. Bunlar Kaf Dağı'nda yaşıyorlar. Kaf Dağı mekana birazdan geleceğiz. Üç ya da yedi başlılar bunlar. Koca kocaman gövdeleri filan var. Onları bir seferde öldürdün, öldürdün. Öldürmedin yoksa o seni öldürür. Böyle bir özelliği var. Padişahın kızını kaçırır, Kaf Dağı'nın arkasına götürürler. Değil mi? Orada inci boncuk dükkanları vardır. O dükkanlarda bunları esir ederler. Bunların dişisi erkeği filan vardır. Bunun yanında saflıklarıyla da böyle bir aptallıkları da filan da vardır. Böyle kandırılır. Zeka oyunu yaparsan rahatlıkla kandırabilirsin. Devler karşımıza çıkabilir. İşte ben o tek gözlü dev anlattığım masalda mesela değil mi? Hemen onu kandırmıştık. Ne yapmıştık? İşte postumuzu üzerimize atmıştık. Kaldırıp kandırıp kaçmıştık filan. Cinler, periler var yine olağanüstü kahraman olarak. Tekin olman yerde bulunan üç harfliler filan. Cadılar masallarda olmazsa olmaz. Uzun böyle burunlu, kazma dişli, değil mi? Sümüklü, ve ara bozucu. Özellikle cadılar, değil mi? Bir sihir yapar, eder, arayı bozar. Ara bozucu cadılarımız var. Bunlar da yine olağanüstü özellikler gösterirler. Evet, sonra ne varmış? Yine eşyalar olağanüstü özellikler gösterebilir. Olağanüstülük yani her yönüyle, kahramanıyla, eşyasıyla, olayıyla olağanüstülük her yönüyle masalların temel kurgusunu oluşturan unsurlardır. Geldik zamanla ilgili. Masallarda zaman biliyorsunuz geçmiş zamandır. Belirsiz bir zamandan söz edilir. Bazen yaşadığın günü de güne de geldiğini hissedersin. Bazen olağanüstü zamanın dışına da çıktığını hissedebilirsin. İkisi de olur. Geçmiş zaman kullanılır genel itibariyle. Mişli geçmiş zaman kipi kullanılır. Farklı bir alemden, geçmişten söz ediyor ve masal dünyası olduğu için sen bunu şahit olma olasılığın yok, duymuş olma olasılığın var. Duyulma kipiyle
anlatılır. Ondan sonra başka ne varmış? Soru cevap tasvir tekrar yoluyla anlatım tarzının özelliklerini bulabilmekteyiz. Tasvirlere yer verilebilir. Karşılıklı konuşmalara yer verilebilir. Böyle hani modern romanda karşımıza çıkabilecek bir takım unsurlarla da karşılaşmamız mümkün masallarda. Mekan denince arkadaşlar masallarda mekan daha çok masal ülkesinden söz edebiliriz. İşte Kaf Dağı'nın ardı, Çin, Maçin, bu bildiğimiz Çin değildir ama burada ismi geçen Hint, Yemen masal ülkesidir aslında. O hani bildiğimiz Hint, bildiğimiz Yemen değil de masal dünyasına ait bir mekandır. Bunun dışında gerçek mekanlardan da, gerçek coğrafi mekanlardan da söz edilebilir. Dua ve bedduaları gerçekleşir. Bu halk hikayelerinde de vardı, masallarda da vardı. Mesela bu üç turunçların hışmına uğrayasın bedduası, koca karı bedduası dünyada da çok meşhur. Zaten evrensel biliyorsunuz masallar. O kabul edilir. Sonra çocuğu olmayan bir anne dua eder, bir çocuğum olsun ama isterse kazma dişli, işte bilmem şöyle kafalı, böyle kafalı olsun der. Ve dediği gibi de olur. Dualar kabul edilir. Üç turunçların hışmına uğrayasın motifi hangi hikayede geçiyordu? Bir bakayım, yaşıyor musunuz? Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Bir arada bir yoklayayım sizi. Nerede geçiyordu? Üç turunçların hışmına uğrayasın diyordu. Bak hele. Bak hele. Ben İsmikan'ı anlattım mı size geçen hafta? Karacaoğlan ile İsmikan Sultan'ı. Anlattım. Karacaoğlan ile İsmikan Sultan. Karacaoğlan ile İsmikan Sultan. Burada geçiyordu değil mi? İsmail çeşme başındaki kadının suyunu deviriyordu değil mi? O da üç tırınçların hışmına uğrayasın, kün körmeyesin, Murat almayasın diye bedduada bulunuyordu Karacaoğlan'a. Hatırladık mı? Evet. Üç turunçların hışmına uğrayasın. Orada geçiyor. Unutmayın bunu. Tamam? Unutmayın. Masallarda, hikayelerde de yine dua ve bedduaların gerçekleşme motifi vardır. Unutmayacağız. Bunu unutmayacağız. Tamam? Evet. Tabii herkesin duası kabul olmuyor. Herkesin duası kabul olmuyor. Daha çok Hızır, derviş, pir, yaşlı adam gibilerin duası kabul oluyor. Değil mi? Destanlarda destan kahramanının en büyük yardımcısı at, halk hikayelerinde Hızır'dı. Değil mi? Unutmayacağız. Hızır'dı. Yine burada da duası kabul gören, yardım eden Hızır'dır. Tamam? Hızır'dır. Özellikle. Dikkat. Buna da dikkat edeceğiz. Evet. Semboller önemlidir arkadaşlar. Halk masallarında semboller önemlidir. Mesela evlenme arzusunun karpuz gönderilerek bildirilmesi. Değil mi? Padişaha kızı, büyük kızının bir karpuzu gidiyor. Bakıyorlar ki karpuz geçmiş. Küçük ortanca kızının karpuzu gönderiyor. Karpuz yani şöyle böyle. Küçük kızı karpuzu gönderiyor. Küçük kızı karpuzu gönderiyor. Tam zamanı diyor ki biraz daha beklersen onun da zamanı geçecek. Tam evlenme zamanı diye ne yapıyorlar? Karpuzla evlenmek istediğini anlatıyor. Sembolik olarak kullanılabilir. Kanlı gömlek, değil mi? Ölüm sembolü, kanlı gömlek. Yine halk hikayelerinde, destanlarda, değil mi? Bamsı Beylek'te mesela kanlı gömlek karşımıza çıkıyordu. Orada da var. Kanlı bıçak, yine hakeza. Bunlar da yine masallarda karşımıza çıkar. Yine formeller var. Üçler, yediler, kırklar. Yine halk hikayelerinde de vardı. Değil mi? Kahramanların sembolik özellikleri var. Bakın buna dikkat edin, sorularda gelir. Keloğlan burada şansı, aklı, zekayı. Halk hikayelerinde Keloğlan kötülüğü temsil eder. Bak unutmayın. Masallarda iyiliği temsil eder. Tamam? Köroğlu'nda vardı Keloğlan. Biliyorsunuz orada Bolu Bey'ine haberi götürüyordu. Değil mi? Halk hikayelerinde de karşımıza çıkıyordu. Halk hikayelerinde de karşımıza çıkıyordu. Burada bak şöyle bilin bunu. İyi olan ne var? İyi olan, iyi özellik taşıyan Keloğlan var. İyi. Tamam mı? Yaşlı adam var. İyiliği temsil eder. Bir de en küçük kardeş iyiliği temsil eder. Diğerleri köse, hainliği. Büyük kardeşler kıskançlık, kötülük. Kardeşin intikamını alacak ya. Tabii bu arada küçük erkek kardeş yardımcı olur ona. Bak hep görürsünüz. Genel dedik yani toplumun aynasıdır filan diye.
Bugün dizilerde bile böyledir yani çünkü. Üvey anne kötülük, zulüm, zulmeder her zaman. İzleyin hep üvey anneler budur. Üvey kız kardeş kıskançlığı, değil mi? Teyze yine kıskançlığı sembolize eder. Dediğim gibi burada Keloğlan en küçük kardeş ve yaşlı adam iyiliği temsil eder. Diğerleri kötülüğü temsil eder. Aklınızda bulunsun. Sonra başka ne diyebiliriz? Olağanüstü yardımcıların çabaları vardır. Evet, yardımcı olurlar. Hikayelerde de destanlarda da az önce söyledim. Var. Sonra dinleyicileri iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa, dürüstlüğe, çalışkanlığa sevk eden mesajlar verilir. Her zaman iyiler. Zıtlıklar söz konusudur. Zıtlıklar, unutmayın bunu. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Bu da çocuk eğitiminde kullanılması için uygun bir formattır arkadaşlar. Konu yok. Her türlü şey konu olabilir. Her şey konu yapılabilir. Olağanüstü özelliklerin ağır bastığı. Sonra dini inanışlara çok az da olsa yer verilebilir. Anlatıcının tamamen kültürel altyapısına bağlıdır bu. Hani çünkü burada evrensel değerler söz konusudur. İyilik, kötülük, doğruluk esastır. Dolayısıyla bunun dini olmaz. Dini olmaz. O yüzden daha çok evrensel unsurlar üzerinden gider. Az da olsa anlatıcı ekleyebilir. Anlattığı bölgenin kültür özelliklerini rastlarsınız anlatıcının katkılarıyla. Bu da mümkündür. Bunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında şunları söylememiz lazım. Bahsettik girişte. Masal nenesi, masal anası, masalcı bunu unutmuyorsunuz. Hikaye anlatana hekatçı deniyordu. Erkekler yapıyordu bunu. İşte comukçu, ırcı, destan anlatana değil mi? Yırcı deniyordu. Bunu da erkekler anlatıyordu. Ancak masalları kim anlatıyor? Kadınlar anlatıyor. Masal nenesi. Masal nenesi anlatıyor. Bir de mekan olarak da hikayeler ve destanlar daha çok böyle kahvehane kültürünün olduğu yerlerde kahvelerde anlatılır. Çünkü orada erkek erkeğe bir eğlenme söz konusudur. Ama masallar evlerde anlatılır. Tamam mı? Masallar evlerde anlatılır. Onu da unutmayalım. Evrenseldir, uluslararasıdır söyledik. Bunu konuştuk. Sonra geleceğe ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabilir. Değil mi? Bir takım çıkarımlar yapılabilir. Uçan at. İşte sihirli seccade. Sihirli küp. Değil mi? Uçan at. Bak insanın hayal gücü bugün uçak. Sihirli seccade insanlar değil mi? Yine bir takım işte unsurlarla uçabiliyorlar. Şey var işte neydi onun ismi? Yere kulağını koyuyor. Yer dinleyen. Yer dinleyen. Değil mi? Yer dinleyen diye birisi var. Haber veriyor. İşte telefon. Değil mi? Telefon. Yani televizyonu çağrıştıran bir takım görüntü aktarımları falan yapılıyor. Aslında insanın hayal gücü düşündükleri asırlar sonra ne yapılmış? Ortaya çıkartılmış masallarda böyle bir yanda var. Destanlara benzeyen tek günü ne olabilir? Belki işte bir hüner göstererek isim alma. Destanlarda da bir kahramanlık göstermeden isim alamıyorsunuz. Burada da öyle bir benzerlik kurulabilir. Çok önemli bir benzerlik değil tabii. Geçtim bunu da arkadaşlar. Geldim şimdi masalların kökenine. Geçmeden evvel var mı buraya kadar bir sıkıntı? İçerik ve şekil özellikleri bağlamında masallarla ilgili bir problemimiz var mı? Bunlar çok anlaşılmayacak şeyler değil. Gayet seri bir şekilde geçmeye çalıştım. Şimdi evet bir de son ders biraz da soru çözmek istiyorum. O yüzden bunları böyle bir üzerinden geçelim. Şimdi masalların ya bunları konuştuk. Masalların kökeni arkadaşım nasıl ortaya çıkmış? Nereden ortaya çıkmış? Bunları nereden almışız, etmişiz noktasında üç farklı görüş var arkadaşlar. Üç farklı görüş var. Birinci görüş mitolojik görüş. Bu tarih öncesi görüş ya da kablet tarih aynı şey. Mitolojik görüş. Ama böyle mi sen bunu, tamam mı? Mitolojik görüş. Bunu unutma. Mitolojik görüşü savunanlar diyorlar ki masalların kaynağı genelde mitolojidir. Özellikle de Hint mitolojisidir. Yani sadece Hint mitolojisi demiyorlar. Mitoloji zaten ilk ürünler biliyorsunuz, ilk yaratmalar, işte yaratılışı izaha çalışan insanlığın da ilk ürünleri olduğu için yine dinlerle bağlantı kurduğumuz unsurlar hep şeydi hani mitolojilerde. Bu bağlamda masalların kökeninin mitoloji olduğunu,
Hint Vedaları olduğunu filan söylerler. Hint mitolojisine dayandırırlar. Buna ilişkin işte Huet masalların kökenini Huet, Hint mitolojisine dayandırır. Tamam, bunun yanında Grimm kardeşler, Max Müller, Dasent gibi bu isimler de yine mitolojik görüşü savunan isimlerdir. Kaynağını ne görüyorlarmış? Mitoloji görüyorlarmış. Hint mitolojisi özellikle. Tabii ki diyorlar ki evet kaynak mitoloji olabilir ama masallar tabii ki tamamıyla mitolojik metinler değildir. Çünkü gerçek hayat artıkları da mevcuttur. Tamam? Mevcuttur. Bu birinci görüş. İkinci görüş arkadaşlar, kökene ilişkin ikinci görüş etnografik görüştür. Buna da antropoloji okulu da diyebilirsiniz. Etnoloji, antropoloji. Tamam? Bu da ikinci görüşümüz. Pardon, üçe mi geçtim? Sırayla gidelim. Üçe geçmeyeyim. Evet, sırayla gidelim. Bunlar bağlantılı çünkü. Arkadaşlar ikinci görüşe döndüm. İkinci görüş tarihi görüş. Hindoloji okulu ya da tarihi nazariye de diyebilirsiniz. Etnoloji, hindoloji ve antropoloji diye üçe ayırıyoruz. Hindoloji okulunu Hindoloji okulu mensupları ise ya da tarihi nazariyeyi savunanlar ise diyorlar ki masalların kaynağı Hindistan'dır. Ancak mit değil, masal kitaplarıdır. Hint masal kitaplarıdır derler. Tamam. Tarih öncülüler diyorlar ki etnografçılar Hint mitleridir diyorlar. Mittir diyorlar ama genelde özellikle Hint mitleridir. Huet böyle söylüyor. Tarihi görüş savunanlar Hint masallarıdır diyor. Masalların kaynağı. Avrupa'ya da diyorlar ki üç şekilde yayılmıştır. Hani Hindistan'dan Avrupa'ya yayılmış, daha sonra dünyaya yayılmıştır. İşte bir diyorlar 10. yüzyıldan önce sözlü gelenek dilden dile geçerek yayılmıştır. İki diyorlar İslamiyet etkisiyle bu Emeviler, İspanyollar Avrupa'ya biliyorsunuz orada Müslümanlar devlet kuruyorlar. Bu Emevilere dayandırıyorlar. Onlar aracılığıyla Avrupa'ya yayılmıştır diyorlar. Ya da diyorlar ki Moğollar aracılığıyla Çin ve Tibet yoluyla Avrupa'ya ulaşmıştır şeklinde yorumluyorlar. Tamam. Nereye dayandırıyorlarmış? Hindolojiciler Hint masallarına dayandırıyormuş arkadaşlar. Antropoloji okulu savunucuları ise diyorlar ki arkadaşlar, diyorlar ki bunlar arkadaşlarım ne masallan ne de mitten doğmuştur. Pardon, masal diyorum. Evet, ne Hint masallarından doğmuştur ne de mitlerden doğmuştur. Bunlar nedir peki? Bunlar gerçek hayatın artıklarıdır. Ne demek gerçek hayatın artıklarıdır? Yani insanoğlu ne yaşamışsa, gerçek hayatta ne görmüşse bunu masala dönüştürmüştür. Hani bir kaynaktan çıkmamış. Bu şeyde de konuşacağız, bu gelişme kuramında da değil mi? Farklı topluluklar, farklı yerlerde aynı anda benzer ürünler ortaya koyabilirler. Hani bir kaynaktan yayılmasına gerek yok derler bunlar. Yayılma kuramının aksine gelişme kuramı temsilcileri bunu savunurlar. Gerçek hayatın artıklarıdır derler. Yani o bölgede yaşayan insan kendi kültürel unsurlarını masala dönüştürmüştür şeklinde ifade ederler. Bunlar da antropoloji okulu temsilcileridir. Tamam. İşte bunlar aynı zamanda gelişim kuramının da temsilcisidir. Edward Tyler biliyorsunuz kuramlarda konuşacağız. Bunlar gelişim kuramına uygun olarak izah ediyorlar masalların ortaya çıkışını. Tamam. Kaynak olarak, köken olarak bu üç okuldan bahsedebiliriz. Bir, mitolojiciler bunlar mitlere ve Hint mitolojisine dayandırıyorlar. İki, hindolojiciler bunlar Hint masallarına dayandırıyorlar. Bir de antropolojiciler var. Bunlar ise masalın kaynağı gerçek hayatın artıklarıdır şeklinde izah ediyorlar. Tamam mıyız? Tamamız. Evet. Tamam mıyız arkadaşlar? Var mı problem? Yok. Akıyoruz o zaman. Ortamlara akmaya devam ediyoruz. Masallarda tip arkadaşlar. Tip. Tipoloji. Tabii bu bildiğimiz tip farklı tip. O masallardaki halk anlatmalarındaki tiple
İşte bu modern tip, bunlar farklı şeyler. Biz burada tipten kastımız, her bir masal arkadaşlar kendi başına bir tiptir. Bununla ilgili çok sayıda tanım yapılmış. Çok sayıda tanım yapılmış. Latince bir kelimedir. Ne demiş bakın şurada? Benzerlerinin ana vasıflarını üzerinde toplayan ideal örnek, asıl gibi anlamlara geliyor. Ama bugün bizim masaldaki tipten kastımız bu değil. Bunu Thompson, Folklore adlı eserinde şöyle söylüyor. Diyor ki tip kendi başına var olabilen bağımsız bir masal. Yani her bir masal aslında bir tiptir. Ve bazı masallar tek tipten oluşur. Bazı masallar birçok tipin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Budur yani. Zaten tip kataloglarında da ne yapıyorlar? İşte o masalları sınıflandırıp her birini bir maddeye koyuyorlar. Dolayısıyla her biri bir masal şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ne demiş? Anlam bakımından başka bir masala dayanmayan, bütünlüğe sahip olan, az önce anlattığımız şeyler işte bunlar, gerçekte başka bir masalla birlikte anlatıldığı görülebilir. Ancak tek başına da ortaya çıkabilir, bağımsız olarak da anlatılabilir.